Abdurrahman Dilipak, dershane deyip geçmeyin. Paralel yapı için okul, yurt, dershanenin ne anlama geldiği şimdi daha iyi anlaşılıyor. Aslında diğer cemaat evleri de sistem içinde özel, farklı bir anlam taşıyor. Cemaatin kalbi bu merkezlerde atıyor. Burası insan kazanma ve para toplama, misyonerlik merkezleri. Yeni din yani paralel din bu yapı üzerinden kuruluyor. Yeni din yani paralel din bu yapı üzerinden yayılıyor. Örgütlendikleri ülkelerde etkili ailelerin çocuklarını alarak aynı zamanda ciddi bir istihbarat imkanına kavuşuyorlar. Sınav sonuçlarını çalarak buradan bürokrasiye sızıyorlar ve terfi sürecini kontrollerine geçiriyorlar. Medya üzerinden ciddi bir PR faaliyeti de yürütüyorlar. Bir zamanlar Amerikan kolejleri Tarsus'ta, Harput'ta ne yapıyorlarsa bunlar onu yapıyorlar.'' ya da Amerika barış gönüllüleri ile neye ulaşmak istiyor idi ise bu yapı onu gerçekleştirmeye çalışıyor. Bir yanıyla masonik bir örgütlenmeye benziyor, bir yanıyla tapınakçılara, Opus ya benziyor. TKP'nin hücre örgütlenmesine benzer bir yanları da var. Işık evleri hücre örgütlenmesine benziyor. Teolojik bir arka planları var. Ayrıca ezoterik bir yanları da. Din algıları İslam temelli ama karma bir disiplin. Herkes ve her şey var. Zaten yapı böyle bir şey. İsrail, Amerika, İngiltere ve Vatikan'ın işin içinde olduğu bir yapı. İsrail ve Batı'nın, Amerika'nın, Vatikan ve NATO'nun içindeki birileri kendileri için tehdit oluşturmayacak bir din algısı üretmeye dönük bir proje. İslamofobya da bu projenin bir parçası. Demokratik İslam perdesi arkasına saklanarak oynanmak istenen komedide aynı oyunun bir parçası. Paralel yapı bir dönem Scientologistlere özenmişti. Sızıntı dergisine bakın. Christian Science Monitor'dan ve Redders Diggers paralelinde bir takım yayınlar yapıyorlardı. Bunlar kanca taktıkları kişileri eğer kripto hizmetlerde kullanacaklarsa her yolu deniyorlar. Çevrelerini ise her kesimden etkin isimlerin yakınlarıyla sıkı sıkıya korumaya alıyorlar. Onların çoğu bu kirli oyundan habersiz profesyonel ve kripto elemanlarını hipnoz, tehdit, şantaj, talak ve dinleri üzerine yeminle baskı altına alıyorlar. Bir kere yakalarını kaptıranların işi zor. Her kalıba girebiliyorlar. Takıya yapabiliyorlar. Davaları ve korkuları, hayalleri o kadar büyük ki her şey ona nispetle küçük. İki yüzlü davranabilirler. Gayeye giden her yolu meşru görebilirler. Sistemin dışına çıkanlar şefkat tokadı ile cezalandırılma korkusu taşıyorlar. İşlerinden olabilirler statülerini kaybedebilirler, kariyer, itibar ve servetlerini kaybedebilirler. Polis, istihbarat, hakim, savcı, gardiyan, mübaşir, mahkeme katibi her yerde adamları var. Maddi ve manevi olarak çok güçlüler. Yani özgül ağırlıkları çok fazla kendi ifadelerine göre. Arkalarında Amerika, AB, Vatikan, Mossad var olunca çoğu kimse böyle bir güce karşı çıkamaz. Üstelik manevi bir korumaya da sahipler. Bu yalan bir de kıyamet teolojisi, mehdiyet, mesihiyet ve ilahi bir planla ilişkilendiriliyor. Cemaat üyeleri kendileri de böyle bir sistemin parçası olunca kimsenin sesi çıkmıyor. Çıkanlar da zaten madden ve manen cezalandırılıyor. Her şey bir dershaneye, okula adım atmakla başlıyor ve arkası geliyor. Tabii bu okullara giden herkes kripto değil ya da profesyonelleşmiyor. Kiminin parasını alıyorlar, kimiyle dirsekte kuruyorlar. Kimi yeşil kabuk olarak içeride dönen dolapları perdeliyor varlığıyla kullanıldığını bilmeden. Şimdi KPSS skandalıyla başlayan sürecin sonunda binlerce kamu personeli içinden olabilir. Binlerce kişi diplomasını ya da kariyerini kaybedebilir. Geriye dönük borçlanabilir, suçlu duruma düşerek sanık sandalyesine oturabilir. Dershanelerin reklamlarını yaparken şu kadar birincimiz diye yaptıkları reklamların ne kadar gerçek olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor özel okul ya da devlet liselerindeki çok başarılı çocuklar bu kurslara burslu olarak alınıyor ve bir kısmı reklam malzemesi olarak kullanılıyordu. Yani İnsanları aldatmak için oltaya takılan yem hükmündeydi. Bir takım başarı hikayeleri. Şimdi gerçek daha iyi anlaşılıyor. Latif Erdoğan'ın geçen gün köşesinde yazdığı KPSS hırsızlığı ile ilgili bir paralel yapı mensubunun iki yıl önce kendini anlattıkları aslında oynanan kirli oyunu bütün çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Dershane gerçeği henüz tam olarak anlaşılmadı. Dershaneler bu yapının olmazsa olmazıydı. Fincancı dükkanına girildi. Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.